Günaydın, İnfo Yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 18 Nisan Salı. BIST endeksi haftanın ilk işlem gününü yatay tamamladı. Endeks dün %0,66 azalışla 5,59 seviyesine geriledi. Bayram tatili öncesinde hacimlerin düştüğünü gözlemledik. Dün hisse bazlı hareketler ön plana çıkarken en çok kazandıran sektör de madencilik oldu. 8 yıldır devam eden davada Yargıtay kararıyla Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler borsadaki yatırımcıların haklarının korunması kaydıyla hazineye geçmesinin ardından Koza grubu payları ön plana çıktı. Bugünün takası 24 Nisan Pazartesi, yarın ve Perşembe günü takası ise 25 Nisan'da gerçekleşecek. Gerek hafta sonu riskin alınmama algısı, gerekse de kredi faizinin tatil günlerin uzun olmasından kaynaklı endeks tarafında bu hafta hacimlerin ortalamaların altında kalmasını bekliyoruz. Küresel piyasalarda ise sakinlik hakim. Dün küresel tarafta önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte anketlere göre ECB'den 3 kez daha faiz artırımı yaptıktan sonra tarihi sıkılaşma döngüsüne son vermesi bekleniyor. ECB'nin agresifliği beklentisi Euro'ya değer kazandırmaya devam ediyor diyebiliriz. Bugün BIST endeksinde 5100 ve 5200 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Geri çekilmelerde de 4950 seviyesi ana destek olarak ön planda olacak. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını bekliyoruz.